Sevgiler, peki, saygılar. O zaman Acun Ilıcan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Zaten açıklamaları izledik. Yani bu lig adil mi? Bu nasıl bir lig? 7 haftada 7 penaltımız verilmedi diyor Acun Ilıcalı. Savaş abi, seninle başlayalım. Yani dün birçok nokta var öne çıkan. Bilmiyorum, sen hangi noktaları öne taşımak istersin? 7. hafta değil mi? Daha neredeyse bir 29-30 hafta var. Yani 1. haftada bu işler başladı. Kazanılan haftada, Avrupa haftasında, açılış Avrupa maçları dedik. Hı hı. Bir gün bizim konuştuğumuz şeylere bak. Bu lig adil mi? Valla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor da bunun içine koyalım. O da bu sezon çok mağdur. Diğer takımları o zaman hiç konuşmamak lazım. Yani eğer bu lig adilse bu 4 takım arasında diğer takımlar için eğer adil mi onu konuşmak lazım. Çünkü onların çok daha fazla canı yanıyor. Biz hep genelde baktığımız zaman bu 4 büyükleri konuşuyoruz. Diğer tarafta canı yanan alt liglerde öyle maçlar oluyor ki, birinci ligde, Süper Lig'de Sakarya Spor maçı izledim geçen. 90-63'te verilmeyen penaltı. Birçok şey var. Yazık. Bu lig adil mi? Ya adil mi değil mi? Günün sonunda bir şekilde tescilleniyor. Ama açıklamalara bakıyoruz. 7 tane verilmeyen penaltı var. Verilenlere de bakmak lazım. Şimdi Icardi'nin pozisyonları konuşuluyor. İşte Galatasaray'da verilen verilmeyenler konuşuluyor. Beşiktaş'ta aynı şekilde. Bu hafta ben mesela en kötü hakem yönetimi Beşiktaş'taydı. Okan öyle değil miydi yani şimdi baktığı zaman? Ya. En çok konuşulması gereken maç hakem olarak oydu. Kazanılan haftada camialarına şey yapmak için mi hesap vermek tabii ki zorundalar yöneticiler. Ama bu şekilde değil. Yani Fenerbahçe şu anda 7 hafta oynadı. 4 delik 11 hafta oynadı. Şu anda Fenerbahçe 11 haftada beklenen futbol oynadı mı? Bana bunu söyle. Ben Acun Ilıcan'dan bunu da beklerdim. Ya. Biz 11 hafta oldu. Henüz daha bizim beklenen Fenerbahçe'nin futbolunu daha göremedik biz. Mourinho'lu Fenerbahçe'yi göremedik. Ya, Jesus'tan, İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun farkı var mı? Mourinho'nun için gelmedim abi. Şimdi rakam olarak baktığın zaman şu rakam demeyin. Ben Mourinho bence daha iyi bir futbol için değil. Tabii ki beklenir. Ama Mourinho sonuca ulaştırmak için geldi. Ya 99 puan atıp 99 gol attığı bir ligde sonuca ulaştırmak için herhalde bir sonuç getirirsin. Senin sorunun çok kısa bir cevabı var. Sonuç nedir? Derbileri kazanmak, rakiplerini yenmek. Geçen sene İsmail Kartal Galatasaray derbilerinde 4 puan almadı mı? Aldı. 10 kişi Galatasaray stadında yendi mi? Yendi. Kendi sahasında berabere kaldı. Korkak bir futbol. O ara tabii ki de bir tedirginlik yaşıyordu. Normal olabilir. Yeni gelmişti. Bu sene Mourinho yatakta evde Galatasaray maçlarını izliyorum diyor. Yatakta izlersen ne olur biliyor musun? 5 hafta sonra gider Portekiz'de, İspanya'da. Yatakta mı, restoranda mı, kafede mi izlersen. Sonra Sayın Dursun Özbek... Olmaz öyle abi. Şimdi bak sen bitir de lafını böldüm ondan sonra ben... Sonra da Sayın Dursun Özbek ne diyor? Ben diyor derbiyi yatakta yatarak izledim diyor. Ya bunlar orada olmaması gereken şeyler. Tabii o açıklamadan sonra bir göndermeydi. Tabii ki gönderme ama bunlar olmaması lazım. Yani sen şimdi Galatasaray maçından önce sıradan bir maç dersen Galatasaray başkanı da ben maçı yatakta izledim der. Ya kaç tane maç oynadı Mourinho? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaç tane maç? 10 tane maç oynarsın, 8'ini kazanırsın. Benim için sıradan bir maç dersin. Türkiye'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi, dünya derbisi diyoruz ya mesela. Bravo. Dünya derbisi diyoruz. Sen Beşiktaş bu maçı için... var bunun içinde. Tabii ki canım, şey dünya derbisi diye biz adlandırıyorsak buna sıradan bir maç diyemezsin. Çeviri hatasıyla falan da geçiştiremezsin. Sıradan bir maç dersen bunu rakibi sen motive edersin. Galatasaray bu maçta son 3 antrenmanda orada Avrupa maçı arasına girmişti. Galatasaraylı futbolcuların kendi aralarında bizim için sıradan bir maç. O motivasyon var. Sen futbolcusun. Orayı en iyi sen biliyorsun bakan. Evet. Soyun bak modasında antrenmandan sonra antrenman içinde Mourinho'nun o sözü seni motive eder mi etmez yani, mi? Yani şimdi doğru söylüyorsun. Güzel yerlere değindi. Bak şimdi ben nasıl analiz eder, nasıl bakarım? Lafım bitti mi sevgili Savaş dostum? Bitti. Girebilir miyim? Teşekkür ederim. Çok iyi varsın. Rahatladın mı? Şimdi yavaş yavaş kılıçları çekiyor. Yok, rahatlıyor. Daha konuşacağız yani. Bay. Sen rahat. Ben onu var ya çok güzel analiz ettim. O çünkü girerken o kadar resmi, ciddi, o kadar böyle şey girdin, motive girdin ilk defa görüyorum. Hazırlamış kendini neredeyse. Konuya gireyim de dağıtmayayım. Severim ben Savaş Çalı'yı. Onunla yayın yaptığımızda çok keyifli yayınlarımız oluyor. Bazen böyle polemiğe de giriyoruz. Keyifli, çekişmeli oluyor. Onun da görüşleri olduğu zaman tabii ben de saygı duyuyorum. O da bana saygı duyuyor. Herkes aynı şeyi düşünse zaten dünya dört dörtlük olur. Güllü gülistanlık olur. Şimdi ne biliyor musun? Ben neyi, nasıl analiz ediyorum? Babam, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Dört büyük takım değil mi? Şu anda ligimizde diğer takımlara nazaran istediği oyuncuları alabiliyorlar mı? Yani kendi bünyelerine, bütçelerine göre alabiliyorlar değil mi? Doğru, daha iyi bütçeler. Tabii ki de. Şimdi Fenerbahçe takımı uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Ben Fenerbahçe'de şunu analiz ederim. Geçen sene İsmail Kartal dönemi son dönemlerde özellikle nasıl oynuyordu? Bu sene başlangıçta Mourinho'lu dönemde nasıl oynuyor? Değil mi? Şimdi bakıyorsun 8 maç, 7 maç oynadı. Bana göre
Fenerbahçe, şunu diyebilir insanlar belki şu anda ekran başında bizi izliyor. Ya Mourinho'nun oyun anlayışı bu. Ama işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarı, Trabzon taraftarı onu kabul etmez. Sadece güçlü oyun isterler. Baskılı oyun, rakibi tedirgin eden, coşkulu oyunu isterler sevgili Ömer. Şimdi Fenerbahçe'de bunu göremediği için tedirginlik yaşıyor taraftar. Kolay değil. Skoru alıyorsun ama aynı skorla Göztepe gibi, Galatasaray gibi maçlarla, aynı skorlarla da tekrar karşılaşabilirsin. Oyunla da karşılaşabilirsin. Şimdi buna nazaran Fenerbahçe hedefe gidebilecek bir oyun oynuyor mu bunu sorgulamalar lazım. Oyun oynarsın, rakibini ezersin, tedirgin edersin, hapsedersin, tamam dersin. Yani Fenerbahçe hakikaten sahada güçlü oyun oynuyor. Oynayabilecek potansiyelli müthiş oyuncuları var. Ya arkadaş sağ tarafa İrfan'ı koysana, ön tarafa Ceko'yu, onun arkasına Tadic'i, sol tarafa En-Nesyri, onların arkasına Fred'le Amrabat'ı koy. Her türlü oyun oynarsın. Zaten defans hattın iyi. Orta saha muhteşem. İrfan geçen senenin en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Yani ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Tadic'i çek merkeze. Tadic'i niye çek merkeze diyorum biliyor musun? Acayip zeki, oyun aklı olan, o sekranizasyonları, organizasyonları iyi yapan, pas bağlantıları, araları top atan. Yani vücut çalımıyla çalım atan bir oyuncu. Bak bu özelliklere sahip. Şimdi kanatta bu tür oyuncuyu git gel yaptığın zaman içeride önü üçüncü bölgede çok enerjik bulamaz. Enerjik yakalayamazsın. Kullanamazsın. Anladın mı? Ama forvet arkasında ne yapar? Atar İrfan'a servis yapar. Sol tarafta Maxim'e servis yapar. Ön tarafta Ceko'ya servis yapar. Orada çalım atar, şut çeker, faul kazanır. Birçok hücum opsiyonu yaratır senin takımına. Şimdi sen Szymański denilen bir oyuncu oynatıyorsun. Üç tane olsa üçünü oynatırsın. Oynatırım demişti. Ya hocam Szymański tamam. Geçen sene skor yaptı, iyi oynadı. Son çeyrekte, son düzlükte çok etkili değildi. Ama bu sene başladı. Szymański yok piyasada. 10 dakika, 5 dakika gözüküyor. Ondan sonra saklanıyor. Bak iyi izlesinler ya. Ben izliyorum. Maçları izlerken sadece oynanan yöne bakmıyorum. Topsuz alana da bakıyorum. 10 dakika, 15 dakika gözüküyor. Yok piyasada. Orada oynayan oyuncu kardeşim en kötü gözükmüyorsa tabela yapacak bana. 2 tane asist yapacak. 1 tane gol atacak. Rolü bunları biraz daha farklı ama bence köprü ya. Szymański rolü daha farklı geçen yıla göre. Geçen yıl daha fazla ceza sahasına giriyordu. Tam niye girmiyor şimdi? Hoca mı istemiyor? O herhalde yani benim gördüğüm ondan sonra Mourinho'nun istediği ceza sahasına girmekten çok zaman, iki tarafın bağlantısını yapmak. O zaman yani bu sezon böyle bir Fenerbahçe izlerler. Yani bak bu oyunu geliştirmesi lazım. Ama şimdi Amrabat da geldi ya. Bundan sonra bir Amrabat da beraber. Sevgili Ömer bak bu oyunu geliştirmesi lazım. O içeride fark yaratabilecek çok özelliklere sahip oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Kulübede. Bak ben iddia ediyorum. Fenerbahçe'nin bencindeki o geniş kadrodaki ikinci 11'i çıkarsalar ilk 5'e girer. Tabii ki kadro çok rahat gider. Ama şimdi hoca, sorayım. Bak, Mourinho, ben, bak, bana sorsalar var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bundan yani 2 sene önce falan sen burada oturuyorsun ya. Ya Okan bir gün Mourinho'ya gelecek. Mourinho'yu eleştireceksin deseler. Ya ne saçmalıyorsun Ömer derim ya. Akıl tutulması mı yaşıyorsun kardeşim derim. Sen Mourinho nasıl eleştirilir derim. Niye bak, bizdense Del Bosque de bu ülkede çok ciddi hayır, eleştiri onu, aldı yani. Onu, eleştiri almaya yok ki. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar gelmesi yani 2 yıl önce çok yüksek olan bir adamın beklentileri karşılayamaması hayal kırıklığı yaşatıyor bana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şunu sorayım peki. Bu lig adil mi gerçekten? Ben de Acun Ilıcalı'nın sorduğunu sana sormuş olayım. Şimdi ben de sana soruyorum. Kim için mesela? Genel ya. O zaman ayağa kalkabilir miyim? O zaman şöyle. Ben bir dakika. 18 takımın 18 için hani soramayacağıma göre genel olarak soruyorum. Ben bir ayağa kalkayım mı? Tabii ki. Müsaade eder misiniz? Bu lig adil mi? Ben sana sadece şunu soruyorum. Şimdi ayağa kalkar mısın? Teşekkür ederim. Bu lig adil mi? Şimdi ben seni tutuyorum. Öne doğru git. Git. Çekiyorum. Top önünde. Avantaj sende. Ben seni çekiyorum. Düşürüyorum. Giderim ama hazırlıksız yakalan. Ben seni tutuyorum. Ben çekiyorum. Top önünde. Kaleciyle karşı karşıyasın. Gitmeye çalış. Düşüyorsun. Bu lig şimdi sana soruyorum. Bunu gören 10 metre. Evet. Bak 10 metre açıdan gören bir hakem bunun net bir şekilde penaltı olup olmadığını görüp de karar vermiyorsa, eğer ki bunun penaltı olduğunu söylemiyorsa ben bu ligin nasıl adalet olduğunu söyleyebilirim. Ben sana soruyorum. Bu olayı bunun gibi birçok örnek verebilirim. Sadece en basit var, bir tamam. Tane geçtiğimiz en kısa zamanda olan yaşanan bu bir olayı şakın bazında sorma. Genel sorun. Tamam ben zaten. De genel sorun. Türk futbolunun katili şu anda hakemler abi. Bak ne derseniz deyin. Ya, katili demeyelim Türk de. Türk futbolunun bu kadar tartışılması diyelim. Sorunları en büyük sorunlarından bir tanesi abi, diyelim. En büyük sorunları dediğimiz şeyi konuşuyoruz. Bak o anlattığın olay İmmobile değil mi? Evet. İmmobile olayı. Şimdi Ceko olayı. Geriye gidelim Icardi'ye yapılan 3 kere penaltı verilmedi. Türkiye'de VAR hakemleri inanılmaz tembelleştirdi abi. Gözünün önündeki pozisyonu göremiyorlar ya. Gözünün önünde hatta böyle pozisyon alıyor. Gardını alıyor. Sol ayağı önünde pozisyona yakın. Pozisyona devam diyor. VAR'dan uyarı geliyor. Bakalım şu anda bu hafta tartışılan pozisyonlara. Ya verdiği VAR'dan dönüyor ya vermediği VAR'dan dönüyor. Offside tartışması. Mourinho'nun gösterdiği yayıncı kuruluşun önüne koyduğu şey. Çizgisi çekilmedi. Ceko'nun pozisyonu.
Penaltı mı Ceko'nun pozisyonu? Immobile'nin ne kadar pozisyonu? Ceko'nunki de %100 penaltı. Niye bu kadar biz daha 7. haftada hakemler konuşuyoruz abi? Türk futbolunu şu anda bence geçen sezon son 5-6 haftada VAR'a yabancı hakemler geldi ya. Böyle devam etmez abi. Ben şunu eğer bu şartlar burada devam ederse gerçekten de ya büyük kaosla büyük tartışma açar. Ama işte geçen yıl 7. haftada konuşmuyor muyduk? Ondan önceki 7. haftada konuşuyorduk abi, konuşuyorduk. Evet. Bu açıklamalara bu kadar erken başlamamıştık abi. Yok ya. Abi şöyle geçen... söyleyeyim. En azından hadi yani 2000'lerin ortasından itibaren daha birinci hafta tekerlek dönüyor. Hakemlerle ilgili konuşma da başlıyor. Yani ben bunun aksine şahit olmadım. Ben ama şöyle bir şey var. Ya, oyunlarda yeni, da konuşulurdu da. Bir dakika şimdi bak konuşuyoruz da değişim yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu değişmedi mi? Değişti. Değişti. Başkanı değişti. MHK evet. Başkanı değişti. Ama sistem bir türlü değişmiyor abi. Yine aynı. VAR, hakem, Riva konuşmalara bakıyoruz. Abi, kardeş, ya bir daha izle. Ya arkadaş neyi anlamıyorum biliyorum. Bak, her şeyi bir kere. VAR'da bu sistem değişmesi lazım. Hakemlerimizin performansı çok kötü. Kötü değil, çok kötü. Evet, rezil. Bu VAR olayı hakemleri olağanüstü tembelleştirmiş. Ya iyi, bak, cesaretli karar veremiyorlar. Ne de olsa benden geçerse VAR'dan VAR diye. VAR'la konuşuyorlar, orada bile net bir karar veremiyorlar. VAR yokken de zaten bunlar konuşuluyordu. Ya bu kadar VAR niye var? VAR bu kadar tartışmaların önüne geçildiği için. Evet. VAR'ın başına yabancı hakem getirilmeli abi. Yok yani ya. Son 5 haftada değil abi. Böyle devam ederse VAR'a yabancı hakem getirilmeli. Yok çünkü yani sürekli kaos ya. 7. haftada ben yarın Avrupa maçı var Galatasaray'ın. Çağrı o da değil ben sana söyleyeyim.